Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nin Ekim ayının ikinci haftası haberlerine hoş geldiniz. Sevgili Demet, neler var? Yengeç Burcu için çok önemli bir haftaya giriyoruz. Evet, sevgili yengeçler, geçtiğimiz hafta Terazi Burcu'nda yeni bir ay doğmuştu. Bu hafta yeni ayın enerjilerini daha yoğun hissetmeye başlayabilirsiniz. Hafta başında Venüs Yay Burcu'na geçecek sevgili yengeçler. Yengeçler için günlük hayatlarında, ilişkilerinde, iş ilişkilerinde Venüs'ün Yay Burcu'ndaki pozisyonu şartları birazcık olumlu hale getirebilir, daha keyifli ortamlar oluşabilir. Günlük iş yaşamları değişecek, evet. Keyifli bir hale gelecek. Evet. Ama bu tabii ki 6. ev olduğu için yanlarına bir bayan yardımcı da arabiliyorlar. Bayanlardan destek de görebiliyorlar. İşle ilgili keyifli ve güzel, daha estetik projeler ortaya çıkabiliyor. Daha ziyade işte spor, sosyal, o ligle ilgili işler, organizasyon, yaratıcılık, yazarlık, medya gibi işler yapıyorlarsa daha da şanslılar aslında. Evet. Biraz da kıyafetleri daha sportif olur değil mi? Evet, Venüs yaydayken spor kıyafetlerin alınması, gardırobun biraz böyle sonbaharla beraber yenilenmesi gibi. Kendileri daha olabilir. Güzel, daha estetik hissedecekleri yay kadınların bir döngü var. Yay erkekleri de biraz daha alternatif sporlarla uğraşabilirler. Eğitim ve medya konularında da bayağı böyle başarılı olacaklar. 8, 10 Ekim ve 12 Ekim'de 3 özel gezegen açımız var. Ne dersin onlara? Evet, hafta ortasında 8-9 Ekim'de Ay da Yay Burcu'nda ilerliyor. Bu da demek ki günlük yaşamlarını biraz etkileyen pozisyonda olacak. 8 Ekim'de Merkür Satürn'le kavuşuyor. Merkür-Satürn kavuşumu birazcık belki çocukları olanların çocuklarıyla ilgili bazı iletişim sorunları çıkabilir veya bazı anlaşmalar yapmaları gerekebilir onlarla ilgili veya flörtlerle de ilgili, duygusal hayatla da ilgili biraz iletişim sorunları çıkarabilir gibi görünüyor. Bence de. Bence de iletişim sorunu ve yanlış anlaşılmalar. Yani çok fazla yanlış anlaşılmalar. Olayları çok ciddiye alma dediğimiz olay. 10 Ekim'de Venüs kare Neptün var burada. Aslında bu çok fazla etkilemeyecek yengeç burcunun dış etkiler dediğimiz çevre şartları, çevresindeki insanlar, belki çevresindeki insanlar, arkadaşlarıyla ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Güneş kare Jüpiter bu önemli. 12 Ekim'de çünkü terazi yengeç kasbında ne yapar bu? Yengeçler için bu aile ile ilişkilere biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aynı gün ayda Oğlak Burcu'na geçiş yapacak artık. Aile, eş ile ilgili kavramlar, biraz ilişkilerde fazla abartılı tavırlar olabilir. Kendine güvenden kaynaklanan gurur, kibir gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Aile büyükleriyle ilgili. Aile büyükleriyle görüşürken olayları abartmayın, kibirlenmeyin ve iç dünyanıza, dış dünyanıza olduğu gibi gösterin. Çünkü bu dönemde yapacağınız, vereceğiniz hatalı kararlar ileride size mutsuzluk getirir. Güneş kare Jüpiter çünkü abartıları, abartılı gerginlikleri, abartılı konuşmaları, abartılı yapıları da çok ön plana çıkartan iki gezegen döngüsüdür. Bir de harcamalara da dikkat etmek gerek. Güneş çünkü ikinci evlerinde yönettiği için belki parasal konu, belki evleri için gerektiğinden çok fazla yüksek, masraf, masraf yapabilirler. Yüksek bir ev kiralayabilirler. Fiyatı yüksek bir ev. Evet, bütçelerini aşabilecek tavırlar olabilirler. Emlakçılarınızla ve birlikte hizmet aldığınız kişilere dikkat edin derim ben. Bir de günlük yorumları bilinçokulunda eğer daha dikkatli bir şekilde izlerlerse aslında bu konularla ilgili detaylar da alabilirler. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.